Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz evimize, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, yine bugün kameraman Bey ile ben karşınızdayız arkadaşlar. Kameraman Bey otur yakada. Evet, birazcık otursun. Vallahi arkadaşlar havalar soğudu, bir de kar yağdı. Birazcık hafif böyle üşütmüşüz. Evet. Evet arkadaşlar, buraya oturduğumuza göre yine bugün sevilen videolardan alışveriş videosuyla beraberiz. Kanalımızın en çok sevilen, en çok bakılan alışveriş videolarından. Evet, sizler için değişiklik olsun diye evde yaptığım yemeklerimi de vloglarımı da koyuyorum ama alışveriş kadar fazla izlenmiyor. Zaten YouTube de diyor ki bizlere, sizin en çok takipçileriniz indirimleri seviyor. Nerede ucuzluk var, nerede alışveriş var, onları paylaşın diyor. Kanal ortalamasını öyle gösteriyor. Evet. En çok son 20 videonun 15'i alışveriş. Aynen. Zaten de sağ olsun takipçilerimiz yazıyorlar, çok seviyoruz sizin alışveriş videolarınızı diye. Biz de sizin sevdiğiniz şeyleri böyle paylaşmaya çalışacağız. Evet, sanmayın ki tek YouTube için alışverişe gideceğiz. Öyle bir merakımız yok. Asla. Hatta bugün evimizde son iki parça ekmeğimiz kalmıştı. O yüzden mecbur gitmemiz lazımdı. Diyerekten hemen videoya başlayalım. Hemen geç bile kaldık. Geç bile kaldık. Hemen şöyle indirimde çocukların sevdiği. Vallahi bunu evde içiyorlar, okula götürüyorlar. Şöyle hemen bunlardan aldık. Mülemek. Mülemeklerimizi aldık. 4 tane. Türkiye'de bakan için kakao. Bildiğimiz kakao. Evet, soğuk şey. Markalı kakao. Şöyle aldık, kenara koyalım. Ondan sonra şöyle hemen akşama bir şeyleri, maçları, şeyleri izlerken bunlar bizim. Hanım acayip maç bakıyor. Dün Brezilya maçı bu hafta. Aynen. Ben maviyi seviyorum. Bu beyazını sevmiyorum. Beyazını da Semih'im çok seviyor. O yüzden. Benimki ikisi de beyaz. Şöyle. Maviler de bize şöyle aldım. Hemen dursun bunlar da. İzlemi bozma. Ondan sonra arkadaşlar bunlar. Şöyle bu arada suyum var. Arada bir boğazım kuruyor diye. Eğer dondurucunda yerim olsaydı bayağı bir alacaktım. Şöyle hemen. İçerisinde bunlar 9 tane var. Çok güzel oluyor bunlar. Atın fırına. Evet. Böyle hemen şeyiniz hazır oluyor. Kahvaltıda. Fiyatları da 1 euro 11'dir. Reklamda. Şöyle hemen koyayım. Pasta üreticiye fırına. Evet. Şöyle. Gerçekten güzel oluyor bunlar arkadaşlar. 4 paket bunlardan aldım. Çünkü dolabımız dolu. Sen koy. Ben toplarım aslında. Böreklerimiz falan da vardı. Biliyorsunuz daha önce hazır börekleri almıştım. O yüzden dolabımız doldu. Şöyle hemen kenara koyalım. 4 tane aldık. Ondan sonra hemen neler arkadaşlar aldık. Biraz bir şey söyleyeyim. Bir şey belirteyim. Benim hanımın eli kolu eskisi gibi çok oynamıyor böyle bir çakarken. Hatırlamıyorum. Sağa sola evet. Kartır duruyorsun ya. Çünkü o ben şimdi boş bir şeyle ilgilenmezsem konuşurken sürekli ya başörtümü düzeltiyorum. Bunu buradan böyle şey yapıyorum. O oyun azalmış. Eskiden daha çok yapıyordum. Evet tabii. Aynen öyle. Hadi hemen devam edelim. Şöyle her zamanki gibi yine yoğurt aldım. Yoğurt olmazsa olmaz. Bizim evde gerçekten yoğurt çok yeniliyor. Neyi çok yiyor? Şöyle hemen çikolatalar aldık. Şöyle çikolatalar aldık. Şöyle devam çikolatalar aldık. Zaten arkadaşlar vallahi en çok Almanya'da indirim ayı, çok paranın harcandığı ay 11. ay ile 12. ay bence. Evet. Değil mi? Bence değil, herkes. Tabii herkes ya. Şey aldığı için, Noel parası aldığı için. Evet. Tabii işi bunu şeyler biliyor. Dükkanına. Evet. Ona göre ucuzluk yapıyorlar. Onun için hep indirimler öyle olur. Birinci ayda da insanlarda para azalınca fazla indirimler de olmaz. Olay olur, olay. Hiçbir şey olmaz. Şöyle seveyim, bunu çok seviyor arkadaşlar. Tam bu şeyin artık 12. ayın güzelliği, Weihnachten güzelliği. Bunu çok seviyor. O yüzden şöyle bir tane aldım. Hemen yesin diye. Bu arada papatya çayı aldık. Papatya 2 tane aldık galiba, değil mi? Evet. Aslında biz papatya sade içiyoruz ama yani biz zencefil attığımız için içine şey olarak kullanıyoruz, çay olarak kullanıyoruz. Zencefil atıyoruz, çok güzel oluyor. Evet, bir de ben havalar soğudu. Sabahları da Fulya Funda'nın küçük böyle 500 ml termosu var. Onlara çay yapıyorum okula. O yüzden papatyayı okula da götürüyorlar. İyi oluyor yani. Güzel oluyor. Şöyle makarnalarımızı aldık yine. Ben genelde bu şeyi şekli daha çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. O yüzden kaç tane aldık bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bildiğimiz eski Buitoni vardı. Bilirsiniz bu Buitoni bu renkte. Evet. Bir de Barilla vardır mavi. Bu Deliver mi? Delver'de mi ne? Firma. Evet. Ha Buitoni satın almış. İsmi değişmiş. İsmi değişmiş. Bildiğimiz Buitoni işte. Evet. Marka sadece ismi değişmiş. Ona da baktık yani o yüzden. Hem de kalite olarak çok fark çok ediyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın böyle makarnalar. Ve dediğim gibi markalı makarna 99 kuruştu. Yok, 89'muş. 89 kuruştaydı arkadaşlar. Markasız olan ondan daha pahalıydı. O yüzden ne yapıyoruz?
Hem markalı hem de indirimde. Böyle aldık koyduk. Makarnasız ev olmuyor. Hemen sıkıştığında vallahi bir yemek oluyor. Yanına bir şey kızar. Bir çorba yap, bir kızartma yap. Böyle çocukların sevdiği döner olur. Ne varsa evinizde. Şöyle iki tane spagetti aldık. İki tane olması lazım. Çünkü ben eşim elimi çok almıyorum. Daha var derdi. Evet, depomuzda spagettimiz bayağı var arkadaşlar. O yüzden iki tane aldım. Ve balıklarımızdan. Arkadaşlar balazan gelmiş. Her videomuzda diyordum ki arkadaşlar bunların hiç fiyatları değişmiyor. Bunlar senelerdir aynı diyordum. Evet, tarihe bir not. Artık bugün bunlar 30 kuruş daha paket başı fiyatlaşmış. İşte 29 kuruş. Arkadaşlar şöyle söyledim. Bu Almanya'da hiçbir şey yapmazsa da 29 kuruş koyuyorlar. Niye bilmiyorum 29 kuruş koyduğunu. Hep 29 kuruş. Bir arası 1.29 oluyor. Evet. Hep 29. Önceden fiyatlar artarken şöyle bir şey vardı. İnsanlara yansımasın diye 3 kuruş 5 kuruş bu şekilde aynen koyarlardı. Aynen. Şimdi direktmen yansısın diye arkadaşlar 30 kuruş 40 kuruş öyle koyuyorlar. Bir de şey de ucuzladı. Benzin ucuzladı. Evet, benzin de ucuzladı. Çıkarcılık başka bir şey değil. İşte yani çıkartmaktan başka bir şey değil. Şöyle küp şeker aldım çaylarda kullanmaya. Biz çayda küp şeker kullanıyoruz. Tuzu da tatlılarda vesaire o şekilde kullanıyorum. Paketlemeyi de gelişi güzel yaptığımız için arabada öyle elime ne gelirse onu gösteriyor. Ya. Biz genelde böyle hiç şey yapmayız paketlemeyi. Onu oraya koyalım. Süslemeyiz. Yapmıyoruz aynı. Şöyle. Diğerinkine de çok güzel oluyor. Onlar daha bir farklı böyle. Ben bir takip edeyim. Bana bakıp böyle hep olmuyor. Diğerine gidince de oradan alırız. Heh, böyle bakayım. Ha. Şöyle bir tane yumurta aldım. Evde bulunsun diye. Tekrar başka yerlere gittiğimde ben bir 20-30'luk daha alırım yumurta. Evet, bunlar mı gezen yumurtamış? Evet. Şey, gezen yumurta. Gezen tavuk yumurtası. Gezen tavukmuş. Allah'ım tavuk. Aşırı zor bir şey ya. Gezen tavuk yumurtasıymış. Evet. Yani vallahi bizim köylerde tavukların yumurtaları çok güzel olurdu. Yumurtalar da kendisi lezzetli olurdu. Gezdiği için. Tabii. Ama şimdikiler ne yapıyorlar? Sağ solu görüyor, komşu görüyor. Komşulara bir selam veriyor. Bazen bir duvardan atlıyor, komşunun evine gidiyordu. Tabii, köpek koşturuyor. Kolay mı? O yüzden lezzetliydi. Hayvan spor yapıyor. Ama sadece böyle yem verirseniz, aynı yerde tutarsanız onun tavuğun eti de lezzetli olmuyor, yumurtası da. Tabii ki her daim. Hemen şöyle dediğim gibi arkadaşlar, bugün vallahi evimizde ekmek kalmamış. Bakın arkadaşlar, bu tostlarken bir arada buna da bir 29 olmuş. Evet. Yani bu 29 hakikaten koyuyorlar, 29 olmuş. Evet. 29 onların için bir şey mi var bilmiyorum artık. Bilmiyorum. 29 sayısının neyi var bilmiyorum. Ne gizemi ne o işin. Şöyle, hemen bu ekmeği ben de aldım. Orada da makineden kestik. Bunu çocuklara okuldu, yemekti falan derken bu bizde bugün biter. Ama Almanya yemek konusu aslında ucuz ya. Evet yani, ucuz. Ekmekte bir şey diyemem. Gerçekten ucuz yani, bir de çok seçim var. Seçim çok yani. Siyah ekmek çok oluyor. Uzun süre tat tutuyor. Mesela Türkiye'nin çarşı ekmeği kaç gram? 125 gram mı geliyor? Vallahi hiç bilmiyorum. Yani bir paket çikolata 100 gram. Şu an bir şey diyemeyeceğim de. Görünüşü var da iki yırttın mı bitti. Çok kısa ömür bile. Bugün alıyorsun akşama, yarın sabaha kaldığında koparırken bile şey oluyor. Yani. Dağılıyor ama bunlar öyle olmuyor. Almaya başka konuda. Ekmekler öyle. Hala makarnalar çıkıyor gördüğünüz gibi. Makarna almış eşim. Ben makarnalarda görmemiştim. Bir tane daha. Valla 6 tane makarna almışım. İyi işte yavrum ya. Allah. Kara kuş geliyor. Ne oldu? Oh Allah Allah. Sen de. Aynen. Boğazım gene doldu. Vallahi havalardan arkadaşlar. Biraz da kalefe çok akıyoruz ya. Evet. Kalefeli kısmıyız hiç. Şöyle çocuklar kendi sevdiği şeyleri full yapımda almışlar. Bu arada yine su içeyim. Kalefeli çok fazla şeyi var. Zararlı. Ay ne yapayım, yakmıyor mu? Üşüyor mu? Sen de var ya. Helalem evde mum yakıyorsun. Sen de sen de var ya. Konforu buldun. Beğenmiyorsun ha. Yok yok, boğazlarıma şey olduğu için ya. Ketçap aldık arkadaşlar. Bu markayı zaten bilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ucuzu 1.79'u. Bu reklamda 2 euro'du. Yani evet. 20 kuruş fazla vereyim. Markalı olsun. Kalitelisi olsun. Ama hakikaten bu domates fiyatları da uçtu. Evet. Ketçap da şöyle ne kadar karışım bunun. Ketçap altın var mı? Gerçekten öyle. Çok altın suyun bandırağı ne yapıyorlar. Ne bu uçtu gitti bu domates fiyatları ya. Zaten bizim evde de böyle sade bir ketçap gitmiyor yani. Çeşit çeşit yedikleri için çocuklar. Tabii. Bu sadesi, körülü olanı var, baharatlı olanı var. O yüzden bakın şey demişken, ketçap demişken 29 kuruşa mı öyle bir şey vardı bunların yani. Yüzüne bakan en olmazdı. Ucuz, yüzüne bakan olmazdı. En ucuz bunlardı. Şimdi bunlar değeri bindi. Ama yani şu an fiyatını hatırlamıyorum da bayağı bir yükseldi. 89'a mı çıktı? Ya herkes altın maltını aldı. Domates falan alaydı daha belli çıkardı ya. Tarla falan alaydı. Gerçekten öyle. Domatesle bir şey oldu arkadaşlar. Okudular üstüne ya. Bence bakarlarsa böyle salça ürünlerinde, ketçap ürünlerinde zam şampiyonu bunlar çıkabilir. Evet olabilir. Gerçekten öyle oldu. Bakın olabilir.
Ve yine şöyle hemen göstereyim. Ailece sevdiğimiz pastayı aldık. Fels tuttu. Tamam. Zaten arkadaşlar bu şeyin değil mi? Aynı firması. Proçinle bunun firması aynı firma. Aynı şey yapıyor. Almanya'da bir numara. Herkes bilir. Herkes yer. Evet. O yüzden şöyle pastamızı da aldım. Şöyle koyayım. Ondan sonra... Başka bir şey kaldı mı? Var var. Şöyle hani hızlı mı geçeyim? Yok. He. Şöyle dediğim gibi şöyle 3 tane almışım bundan. Çay 2 tane aldım. Dediğim gibi çayı biz çok seviyoruz. Çocuklar hafiften bir hemen öksürsün gidip papatya çayı yaparlar. Ama Kamila her şey işe yarıyor. Hakikaten işe yarıyor. Arkadaşlar evet. Yaralı falan varsa, iltihap etmişse suyu tutun biraz kaynatın. Torbasını alın bastırın üstüne. Hiçbir evet. Şey kalmaz. Özellikle de böyle yeni doğan bebeklerde genelde böyle hep göz çapağı olur. Evet. Bebeklerin gözleri açılmaz. Onun papatyanın şeyini işte neydi o? Yaprağı. Hayır papatyanın yaprağı değil. Kullandığımız içindeki şey var ya. O torbasını hafif nemli bırakınca şöyle bebeklerin gözlerini silin. O çapaklar kendiliğinden geçerdi. Bakın gene biz 4 çocuk uyuttuk. Yani kolay değil. Evet. Pişikten olursa şu... Bana da ablalarımız böyle söylemişti evet. Yapın diye burada. Çok iyi geliyor. Çocuklar pişik oldum bacak arasında. Sürven öyle şeyler. Evet, Kamile evet. Olur yani. Yarada falan. Bu çok birebir yarıyor. Evet. Hakikaten yani. Kamile zaten çok güzel. Zaten papatya aynı. Tam bir şifa yani. Köylerde bile bu papatyayı böyle toplanır. Kurutulurdu. Kış boyunca insanlar papatya içerdi. Evet. Evet bu şey de çok faydalı. Lüvensan. Aslan kıta dişi mi? Aslan pençesi mi? Aslan pençesi. Evet. Ya onu bir okudum da ya çok şeyi var ya. Evet arkadaşlar. Korkmaz ailesinin olmazsa olmazsa. Zencefil alıyor arkadaşlar. Vallahi normalde bakarsan şey anlamamaların alışveriş oluyor ya. Bir tane elma, ya, bir tane muz gibi. Ya, şey değil ya. Başka aldım bozuluyor gülüm. Taze alacağım bunu. Vallahi arkadaşlar kilosu 3.90'mış. Bizim aldığımız 27 kuruş tutmuş zencefil. Yani herkes alabilir yani o para aynen, değil. Aynen 27 kuruş ya bu yani gördüğünüz iki şeyi bayağı bir çay yapabilirsiniz. Acayip yani. Çünkü çok az gidiyor. Şu tırnağınız kadar attınız mı yeterli. Yeter. Yani mide olsun, insar olsun, üşüme olsun, ne diyeyim intihap olsun vücutta yani kafa ağrısına karşı olsun. Her şeye karşı. Ağızda yara olsun. Ya her şeye var ya. Evet. Yani ben çoğu işte iş bile bulursunuz bunu. Evet o yüzden. Bizim orada arkadaşlar size bir şey anlatayım. Bizim orada oturduğumuz isim oda bir dükkan açmış birisi. Masaj dükkanı. Tabii bu bir iki sene oluyor. Adam bir yazmış kardeşim. Bir yazmış. Ama nasıl yazmış? Dış cepheye. Evet. Yahu evlilikten tut borçlara. Önceden o kıyafet dükkanıydı. Evet. Kıyafet dükkanını satmış. Bir yere masaj dükkanı açacakmış değil mi? Evet. Kendi reklamını asmış cama. Bize de hatta alışveriş yaptığımızda biz görmeden torbanın içerisine koymuş. Broşür. Ha evet, broşür, doğru Türkçesi. Evet. Arkadaşlar ne diyorum size ya? Diş ağrısından tut, geçimsizliğe, çocuğu olmayana, ona sana ne diyor, iş bulamayana. Borcu olana dedin. Nasıl masajmış bu kardeşim? Aynen. Kendisi okumuş bir şeymiş. Evet. Evinizde şeyiniz, huzursuzluğunuz varsa ilk gittiğiniz bir denk geliyormuş. İşte ne bileyim, evlenemiyorsanız birisini buluyormuş. Şöyle de bir yani saymakla bitmiyor. Sigara bıraktırıyormuş, içkiyi bıraktırıyormuş, kumarı bıraktırıyormuş. Yani adam eli değdim bitiyor yani o anda. Ben de dedim ki yani mutlaka buna inanıp da gidenler vardı. Vardır. Bir şeyle inanabilirsiniz. Orada iki şey yazabilir, şunu şunu yapıyorum diye ama bir insan onca şeyi yapması imkansız zaten. Evet. Sadece sizin cebinize şey o. Paranızın doğru. Arkadaşlar bir çok uzadı gene. Tamam. 13 dakika oldu. Zaten bu kadar her zaman alınan şeyler var. İçerisinde videomuzu biz burada sonlandıralım. Sizin de değerli vaktinizi almayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.